Mart sonunda bu süre doldu mu? Muhalefet partilerine uzlaşalım dediğiniz süreyi 1 Nisan itibariyle artık... Yeni anayasa. Evet, yeni anayasa. Doluyor. Yani bunu meclis başkanımız açıkladı zaten. Mart sonu itibariyle diye. Ve Mart sonu itibariyle artık yeni anayasa çalışması, ki artık şurada 2-3 gün içinde ben bir şey olacağına da ihtimal vermiyorum. Komisyonun çalışma koşulları vardı. 1 Nisan'da hani artık diyorsunuz ki daha fazla uzlaşma imkanı da ortada yok. Üyeler, AK Parti'nin üyeleri artık masadan kalkacak mı? Böyle bir... Kalkacak diye bir şey yok. Zaten meclis başkanımızın süre o. Meclis başkanımız artık bu iş olmuyor diyecek. Başka bunun şeyi yoktur yani. Çünkü ilan ettiği tarih o. Biliyorsunuz tarih aslında 2012'nin sonuydu. Uzatın. 2012'nin sonundan sonra ziyaret ettiler. Peki dedik. Bizim kendi kanaatimizi kendilerine bildirdik. Diğerleri bildirdiler. Onlar ucağı açık dediler ya. Ucağı açık olduğu zaman bu iş sulandırmaz. Yani eğer siz hakikaten samimiyseniz, kararlıysanız tarih verirsiniz. Dersiniz ki şu kadar zamanda biz bu işi bitireceğiz. Ha, eğer tarih vermiyorsanız ha, bu işi sulandırıyorsunuz demektir. Hazırlığınız yok. Burada oyalanalım. Benim milletvekillerimin de işi var, partimin de işi var. Biz yani CHP'yi, MHP'yi falan hepsini de hazırlıksız gördük. Bizim zaten daha önce yaptığımız taslak çalışmalarımız vardı, hazırlığımız var. Şu anda da yani Mart ayı sonuna geldik. İş bitiyor. Şimdi bundan sonraki süreçte artık bizim tabii yapmamız gereken de başımızın çaresine bakacağız. B planımızı, C planımızı uygulamaya koyacağız. Yeni anayasa ile ilgili artık tek çare kalıyor. Eğer ana muhalefet evet derse onlarla oturur, yürürüz. MHP zaten peşinden reddediyor. İkisi de olmuyorsa o zaman C planı devreye girer. C planında da çünkü BDP ile bizim anayasa değişikliği yapmamız mümkün değil. Ancak ne yapabiliriz? Olsa olsa referanduma gitme yolunu açabiliriz. Onlarla otururuz, konuşuruz. Referandum için 330'u parlamentodan sağlayıp çıkarmaya ve o yeni anayasa metniyle halkımızın huzuruna gitmeye çalışırız. Ve ben inanıyorum ki halkımız bu yeni anayasa sözünü biz kendilerine verdiğimiz için buna gerekli olan desteği de verecektir. Ve bununla çok daha farklı bir Türkiye'yi demokratik anlamda layık Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü bir şekilde oluşturur.